Bugünkü tarifimizde arkadaşlar biz hardal tohumları kullanacağız. Evet, hardal tohumları sarı renkte de olabilir ve koyu kahverengide de olabilir. İkisini de kullanabiliriz arkadaşlar. Hardal tohumu bizim sağlığımız için, cildimiz için, güzelliğimiz için, saçlarımız için, özellikle saçlar için muhteşem faydalı bir tohumlardır arkadaşlar. Hardal tohumunu Hardal tohumunun faydalarını sizlere anlatmak istiyorum. Hardal tohumu kan sirkülasyonunu yani kan dolaşımını hızlandırır ve aynı zamanda da arkadaşlar kemik eklem ağrılarına da çok iyi gelir. Önceki videolarımda hardal tohumlarından yaptığım yağ da var kemik eklemleri için. Onu da kullanabilirsiniz. Romatizma, artrit rahatsızlıkları için de çok iyidir. Ama bugün biz hardal tohumlarını saç kürü için kullanacağız. Saçlarımız çok yoğun ve dökülmesini durduracak. Aynı zamanda da beyazlamış saçları da geri doğal rengine dönüştürebilecek bir kür hazırlayacağız. Evet, alalım hardal tohumundan. Şimdi baharat öğütücümüze alıyoruz. Bunu baharat öğütücüden öğüteceğiz arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı, bir çorba kaşığı aldım. Baharat öğütücünüz yoksa da arkadaşlar havanda da öğütebilirsiniz. İkinci malzememiz arkadaşlar bu tarifimizdeki ikinci bileşenimiz. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem karanfiller. Karanfil kullanacağız. Karanfil ekleyeceğiz. Karanfil gerçekten çok ama çok faydalıdır. Lifli bir bileşendir. Lifli bir bitkidir. Ve karanfil saç uzamasına kel olmuş yerde bile saçın uzamasına çok iyi yardımcı olan bir bitkidir. Bileşendir arkadaşlar. Ve karanfilin tabii ki de başka da çok ama çok faydaları vardır bizim vücudumuz için, sağlığımız için özellikle. Bugün de biz karanfili saç kürümüzde kullanacağız. Şöyle bir çorba kaşığı karanfil alalım ve hardal tohumlarına ekleyelim. Ve bu ikisini birlikte şimdi baharat öğütücüde öğüteceğiz arkadaşlar. Evet, baharatlarımızı öğüttük. Alalım bir cam kavanozumuza öğütülmüş baharatlarımızı, hardal tohumları ile karanfil arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir kür olacak, muhteşem bir tarif olacak, muhteşem bir yağ olacak ve bu yağı çok beğenerek, çok severek kullanacaksınız arkadaşlar. Karanfil aynı zamanda da antibakteriyel bir bileşendir, bitkidir. Vücuttaki olan mikropları da öldürür. Cildimizdeki oluşan, saç cildimizdeki oluşan mikropları da öldürür. Kepeklere de karşı çok iyidir. Evet arkadaşlar. Şimdi de üzerine 100 mililitre saf zeytinyağı ekleyelim arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar alalım tenceremizi. İçine, tencerenin içine ufak havlumuzu serelim. Hazır kaynamış sudan dökelim tencerenin yarısına kadar. Kavanozumuzu yerleştirelim. İyice karıştıralım. Ve kısık ateşte bu şekilde yarım saat kaynatalım. Su kaynayacak, yağ da ısınacak arkadaşlar. 30 dakika bu şekilde kaynatalım lütfen. 30 dakika kaynattıktan sonra
Bu şekilde soğumaya bırakalım. Yağımızın ve suyumuzun soğumasını bekleyelim. Yağımız soğuduktan sonra alalım ve bir süzgeç yardımıyla süzgecin üzerine 3 kat gaze kumaşı sererek yağımızı süzüp alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yağımız soğuduktan sonra bu yağımıza bir de Hint yağı ekleyeceğiz. Castor oil. Hint yağı mutlaka eklememiz lazım gerçekten saçlar için. Gür saçlar için, saçların koyulaşması için, saçların hızlı uzaması için, kel olmuş yerlerde saçların çıkması için muhteşem ve faydalı bir yağdır. Hint yağı da ekleyerek bu yağımızı tamamen hazır edeceğiz ve kullanımına geçeceğiz. Evet, Hint yağından ben bu miktar hardal ve karanfil karışımında yapılan yağa bir çorba kaşığı Hint yağı ekliyorum arkadaşlar. Güzelce karıştıralım arkadaşlar ve bizim muhteşem, sihirli, çok faydalı ve şifalı yağımız hazır. Evet, şimdi de bunu nasıl saklayacağız onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu yağımızı karanlık ve serin ortamda saklayacağız. Karanlık serin ortamda bu yağımızı koyacağız ve her gün alıp kullanacağız arkadaşlar. Evet, yağımızı şimdi uygulamasına geçelim. Saç için kullanacağımız yağımızı arkadaşlar alalım böyle ve saç cildimize, yani başımızın cildine, saçlarımızın dibine güzelce uyguluyoruz. Akşamları yapsak daha iyi olur, daha mantıklı olur. Ve akşamları bu yağı saçımıza uygularken 10 dakika güzelce bir masaj yapalım başımıza. Masaj yaparak uygulayalım. 10 dakika masaj yaparak uygulandıktan sonra yine bir 20-30 dakika bekletelim. Saç bonemizi giyelim, bekletelim. Ondan sonra normal şekilde bildiğimiz yoldan şampuanımızla ve saç kremimizle saçlarımızı yıkayalım arkadaşlar. Evet, bu kürü haftada 2 veya 3 kez uygulayabiliriz. Ve ondan sonra da saçlarımızın nasıl sağlıklı, doğal, parlak, güçlü olduğunu siz görünüz arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. Muhteşem sonuçlar alacaksınız. Gerçekten saç için olabilecek en güzel tariflerden biridir. Mutlaka bunu bu şekilde yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu yağımızı arkadaşlar sadece saçlarımız için kullanalım. Kaşlara ve kirpiklere bu yağı kullanmayınız. Çünkü hardal acıdır. O yüzden yakar. O yüzden bu yağı kaş ve kirpik için kullanmıyoruz. Sadece saçlarımız için kullanıyoruz. Kan sirkülasyonu, kan dolaşımı hızlanıyor. Saçlarımızdaki eğer kepekler oluşuyorsa tamamen gidiyor. Kepeklerden arındırıyor bizim saçlarımızı. Eğer saçlarımızda herhangi bir enfeksiyon veya bir mikroplar varsa gerekmeyen onları da gideriyor. Gerçekten saçlarımızın dibini çok iyi bir şekilde besliyor. Saçlar dediğim gibi gür olmasına, saçlarımızın doğal rengine dönüşmesine ve aynı zamanda da saçlarımız çok güçlü olmasına yardımcı olan bir yağdır arkadaşlar. Evet, sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.